basına ve kamuoyuna. Arkadaşlar, bugün AKP iktidarının ve tek adam diktatörünün biz emekliler ve çalışanlar ile alay eder gibi yapmış olduğu yüzdelik zamlara karşı Cumhuriyet Halk Partisi'nin ülke genelinde yapmış olduğu basın açıklamalarını destekliyor ve katılıyoruz. AKP iktidarının biz emeklilere yapmış olduğu %30'luk zammı şiddetle ve nefretle kınıyoruz ve diyoruz ki AKP zamını al, başına çal. Arkadaşlar, biz emekliler çarşıya, pazara, marketlere gidemiyoruz. Kira, doğalgaz, elektrik, gıda giderleri belimizi bükmüş ve açlık ile karşı karşıyayız. Bizler biliyoruz ki burjuvazi, hele hele AKP gibi gerici rejimler iktidardayken biz emekliler ve çalışanlar açlık ve yoksulluktan kurtulamayacağız. Bu nedenle bir an önce işçilerin, emekçilerin, yoksulların ve emeklilerin bir araya gelerek güçlü bir şekilde örgütlenmemiz gerekir. Hep birlikte başaracağız ve başaracağımız günler yakındır diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Tüm emekliler sendikası, tüm emekliler temsilcileri. Değerli basın mensupları, kıymetli Tuncelilerimizle, değerli arkadaşlar, bizler yaşlılar olarak, emekliler olarak inleye inleye artık evimizde bile uykumuz kaçmıştır. Bir evin kirası 5000 liradan aşağı değildir. Bir emeklinin 25-30 senelik emekli karşılığı bu 8000 lira değil, 9000 lira değil. Parlamentoda bizi temsil eden insanlar Türk vatandaşıdır. Bunların aldığı paralar, maaşlar vatandaşın vergisinden kesilen meblağlardır. Bunları alıp cebine koydukları zaman ellerini vicdanlarına koysunlar, pazarlardaki artıklara yaşlıları muhtaç etmesinler. Pazar artıklarına bizim ihtiyacımız yok. Değerli basın mensupları, değerli emekliler, sevgili memurlarımız. Saray rejimi son haftalarda sürekli olarak enflasyonun birini kırdıklarından bahsediyor. Ama gelin görün ki kırılan enflasyonun kendisi değil, emeklerimizin ve memurlarımızın hayalleri olmuştur. TÜİK'in gerçek dışı verileriyle 2023 yılının ilk 6 ayı için memurlarımızın ve emeklerimizin maaşlarında yapılacak artış önce %16.4, ardından 3 Ocak Salı günü memurun ve emeklinin hakkı değilmiş de AKP Genel Başkanı'nın lütfuymuş gibi artış oranını %25 olarak açıkladılar. Siz sadaka mı veriyorsunuz? Bu yetmez. Bu rezil artışın hesabını vereceksiniz diye tepki gösterince saray 4 Ocak Çarşamba günü artış oranını %30'a çıkarmak zorunda kalmıştır. Peki saray yapımı yüksek enflasyon ve pahalılık ortamında %30 artış yeterli mi? İktidara yakın İstanbul Ticaret Odası'nın dahi yıllık enflasyon verisi %93. Bağımsız ENAG yıllık enflasyon verisi %137. İktidarın manipülasyon kurumu olan TÜİK'in yıllık enflasyon verisi ise sadece %64.27. Bir yanda halkın hissettiği gerçek enflasyon ve pahalılık var. Diğer yanda sarayın açıkladığı gerçek dışı enflasyon verileri var. Saray, milyonlarca memuru ve emekliyi işte bu sahte TÜİK enflasyonu oranında artışa mahkum etmiştir. Tüm çalışanlarımız ve emeklilerimiz tarafından bir kez daha bilinmesini istiyoruz ki, ülkenin hazinesinden faizcilere, tefecilere her ay milyarlarca lira aktaran saray iktidarının çalışanlarımıza ve emeklilerimize reva gördüğü artış oranı sadece ve sadece %30'dan ibarettir. Ve Erdoğan bunu müjde olarak sunmaktadır. Saray aparatı adına getirdiği TÜİK'i de kullanarak adım adım tüm ücretleri asgari ücret seviyesine indirmiştir. Saray düzeni tüm toplumu yoksullukta eşitlemiştir. 2015 yılında ortalama memur aylığı asgari ücretin yaklaşık 2,5 katı iken bugün 1,43 katına kadar gerilemiştir değerli arkadaşlar. SGK'nın son verilerine göre ülkemizde 4.084.000 dul ve yetim aylığı alan vatandaşımız bulunmaktadır.
Burada eğitimlerimizin kimisi aylık 800 TL, kimisi 1000 TL, kimisi de 1500 TL ile geçinmek zorunda bırakılmıştır. İşte bu sefalet düzeninde Erdoğan utanmadan en düşük emekli aylığının 5500 TL olacağını geçen gün açıkladı. Sayın Genel Başkanımızın çağrıları olmasa bu artış dahi gerçekleşmeyecekti. En düşük emekli aylığı alanlar yine haklı olarak ya Kemal Kılıçdaroğlu olmasaydı ne olurdu diye sormaktadırlar. 5500 TL ile bir ayda kim geçinebilir? Elbette kimse geçinemez. AKP Genel Başkanı açlık sınırının aralık itibariyle 8130 TL olduğu ülkemizde 5500 TL emekli aylığı vermekle övünmektedir. Partimizin en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine çekilmesi teklifini ise reddetmektedir. Neden? Çünkü saray ülkenin kaynaklarını 3, 4 hatta 5 yerden maaş alan danışmanlarına, faiz lobilerine, beşli çeteye, ballı müteahhitlere ve yandaşlarına aktarmaktadır. İktidar tercihini emekliden, memurdan, işçiden yana değil, bir avuç yandaştan yana kullanmaktadır. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun büyük mücadelesiyle milyonlarca EYT mağduru emeklilik hakkına kavuştu. Memurlarımız 3600 ek gösterge aldı. Taşeronda çalışan binlerce işçi kadroya geçirildi. Aynı şekilde binlerce sözleşmeli personelimiz ise kadro aldı. Bugün Kemal Kılıçdaroğlu olmasaydı bu haklar verilir miydi diye sormak gerekiyor. En düşük emekli aylığını asgari ücret seviyesine çıkaracağız. Asgari ücreti hem çalışanlarımız hem de emeklilerimiz için Türkiye gerçeği olmaktan çıkaracağız. İntibak yasasını hemen çıkartarak emeklilerimiz arasındaki maaş adaletsizliğine son vereceğiz. Emekçinin, emeklinin yüksek enflasyon ve makyajlı veri kaynaklı kayıplarını da iktidarımızda telafi edeceğiz. Ekonomik buhrana, enflasyona, pahalılığa, işsizliğe, emekli yoksulluğuna son vereceğiz. Hep birlikte kazanıp, hep birlikte kalkınacağız. Bu düzeni iktidarımızda mutlaka kuracağız. Hepiniz sunuyorum. Basın açıklamamız burada sona ermiştir değerli arkadaşlarımıza. Sağ olun, var olun. Çok teşekkürler.